Kemoterapi kanserde ilaç tedavisi anlamında kullanılıyor günümüzde. Aslında kimyasal tedavi anlamında bir sözcük, birleşik bir sözcük. Türkçe değil ama Türkçe'de de bu şekilde kullanıyoruz. Kelime bu şekilde kullanıyoruz ama kemoterapi deyince hep zehirli ilaçlar anlaşılıyor, yan tesiri olan ilaçlar. Bu çerçevenin içerisinde hormon tedavileri ya da başka hap şeklinde kullanılan kemoterapi diyemeyeceğimiz yani halkın bildiği anlamda yan etkileri olmayan farklı yeni ilaçlar da var. Bunların tümü bu çerçeve altında anılıyor. Hele yeni çıkan yan etkiler damardan yapılan ilaçlar da var. Onlar monoklonal antikorlar dediğimiz bir grup var ki alerji dışında daha farklı yan etkileri var bildiğimiz kemoterapiden. Hap şeklinde olanlar var. Hap deyip geçmeyin. Çok ciddi yan etkileri de olabiliyor onların. Bunların hepsine bugün kemoterapi adını veriyoruz.